Adı da Mars. Wow. Ve bu gezegende Jüpiter. Gökyüzünde bunlara benzeyen bir sürü gezegen var. Peki neredeler? Çok çok yükseklerde bir yerde. Oraya Samanyolu deniyor. İlginç bir isim. Biz bu gezegenleri görebilir miyiz henüz? Elbette ama görebilmek için özel teleskoplar olması gerek. Tıpkı kitabımdakiler gibi. Bak. Gökyüzündeki yıldızları da görebilirsin. Gerçekten mi? Hadi gidip bakalım öyleyse. Olmaz. Yıldızlar sadece uyku saatinde ortaya çıkar. Mutlaka onları uyku saatinden önce de görmenin bir yolu olmalı. Bence bu yolu bulabiliriz Harry. Sahi mi Ella? Elbette. Gel hadi. Burada hiç yıldız yok. Sanırım gökyüzünde çok yüksekte oldukları için onları gündüz vakti göremiyoruz. Tamam. O halde biz de yüksek bir yer bulup oradan gözlem yaparız. Bu iyi bir fikir Ella. Nereye gitmemiz gerektiğini biliyorum. Nereye gidiyoruz Ella? Şimdi görürsün. Çatıya son çıkan çürük yumurta olsun mu? Bir dakika. Beni bekle. Beni yakalayamazsın çürük yumurta. Evet. Evet. Seni yakaladım. Hadi söyle bakalım çürük yumurta kimmiş? Ne kadar yüksekteyiz görüyor musun Harry? Hey, kendimi uçuyor gibi hissediyorum. Burada yıldızları görmemiz kesinlikle çok daha kolay olacak. Ama ben hala bir tane bile yıldız göremiyorum Ella. Ben de göremiyorum. Sen buradan görebileceğimizi söylemiştin Ella. Biliyorum Harry. Bu çok kötü. Mutlaka bir yol bulmalıyız. Yıldızlar oralarda bir yerde olmalı. Evet. Çok 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 uzakta bir yerdeler. Kitabında resmini gördüğümüz o şeyin adı neydi? Teleskop. Çok uzaklardaki şeyleri görmemizi sağlayan bir alet. O zaman bize gerekli olan şey o. Ama bizim bir teleskobumuz yok ki Ela. Belki kendimiz yapabiliriz. Sahi mi? Bunun çok güzel bir teleskop olacağından eminim. Gerçeğine çok benzeyecek. Bence bizim yaptığımız çok daha büyük ve daha iyi olacak. Bütün o yıldızları görmek için sabırsızlanıyorum. Düşünsene uzay araştırmacısı gibi olacağım Ela. Her ikimiz de uzay araştırmacısı gibi olacağız. Ama önce bana biraz daha malzeme vermeni rica ediyorum uzay araştırmacısı Harry. Derhal geliyor uzay araştırmacısı Ela. Oo, Ela Bela buldum. Sence gerçekten işe yarayacak mı? Elbette. Bununla gökyüzündeki yıldızları görebileceğimizden kesinlikle eminim. Senin kitabında gördüğümüz teleskoplardan bile iyi oldu. Hadi Harry. Önce sen bak. Ah, sağ ol Ela. Neler görüyorsun? Gökyüzünün bir bölümünü görüyorum. Bir de ben bakayım. O da ne? Sadece bir sokak lambasıymış. Bu ne peki? Belki bir yıldızdır. Ama hareket ediyor. O zaman belki kayan bir yıldızdır. Bu kadar geç bir saatte burada ne yapıyorsunuz çocuklar? Uyku saatiniz gelmiş olmalı. Yıldız görmeye çalışıyorduk Bay Jackson. Hatta bir tanesini gördüğümüzü sandık. Meğer sizin el fenerinizmiş. Buna üzüldüm Harry. Ya önemli değil. Bay Jackson, el fenerinizi bize ödünç verir misiniz? Ama daha sonra doğru eve gideceksiniz. Sağ olun Bay Jackson. Peki sizde eski bir karton kutu var mı? Kulübemde kullanılmayan birkaç kutu olacaktı. Tekrar teşekkür ederim Bay Jackson.
Buldum. Anlaşılan bugün yıldız falan göremeyeceğiz, değil mi Ela? Yok, hayır, göreceğiz. Gel benimle. Sen rafın altına bak. Ben de yukarıdakilere bakayım. Evet, bu kutu tam istediğim gibi. Aa, burada bir de kalem var. Harika. Harry, birkaç dakika sonra bizim evde buluşalım. Tamam Ela. İçeri girebilir miyim? Biraz sonra. Birkaç küçük delik daha. Acele et Ela. Hazırım. Aa, buna bayıldım. İşte bu da bizim kendi elimizle yaptığımız samanyolu. Şu an kendimi gerçek bir uzay araştırmacısı gibi hissediyorum. Ben de öyle. Sağ ol Ela. Senin yıldızların hiç fena değil. Üstelik onları geceyi beklemeden istediğimiz zaman görebiliriz.